Beşiktaş'ın kamp yaptığı noktaya gidelim. Beşiktaş muhabirimiz Furkan Yıldız da bizleri orada bekliyor. Furkan, tabii en büyük soru işaretlerinden biri Cenk ve Abubakar ikilisi de aslında soru işaretlerinden biri. Kimin oynayacağıydı? Beşiktaş'a dair de son detayları, kamptaki son bilgileri de senden dinleyelim. Demet, çok teşekkürler. Trabzon'dan bizler de mutlu pazarlar, iyi yayınlar dileyelim. Beşiktaş'ın kamp yaptığı noktadayız. Stadyuma yakın bir nokta burası. Yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta siyah beyazlar bu akşamki dev randevuyu, dev karşılaşmayı bekliyorlar. Dün siyah beyazlar akşam saatlerinde Trabzon'a gelmişti. Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosunda 4 önemli eksiği var. Gökhan İnler tabii 39 yaşındaki oyuncu, takımla beraber Trabzon'a gelmedi. İstanbul'da kaldı. Dün sabah saatlerinde yapılan son taktik antrenmanda bir sakat yaşayan Daniel Amarty ise tedavisi İstanbul'da sürüyor. O da yine takımla beraber Trabzon'a gelmeyen bir diğer isim ve uzun süreli sakatlıkları bulunan iki oyuncu Tayyip Tağlay'la beraber Emrecan Uzunan da Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosunda yoklar. Senin bıraktığın yerden devam edelim. Hafta boyunca Beşiktaş'ta en çok merak edilen konu Vensen Abubakar'dı. Kamerunlu oyuncu 12 Eylül tarihinde Kamerun'un Burundi ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası elemesi mücadelesinde forma giymişti ve sonrasında aslında İstanbul'a dönmeyerek beraberinde de bazı soru işaretleri getirmişti ama Beşiktaş Kulübü'nden almış olduğu izinle beraber ailesinde yaşanan bir sağlık sorunu sebebiyle Vensen Abubakar Kamerun'da milli takımdaki kampı noktaladıktan sonra Fransa'ya geçmişti ve dün sabah saatlerinde Kamerunlu golcü İstanbul'a geldi. Takımla beraber de son taktik antrenmanda sahada yer aldı. Bugün de Şenol Güneş'in Vensen Abubakar'a karşılaşmanın ilk 11'inde görev vermesini bekliyoruz. Diğer sakat isimler de var. Tek tek isim ele almak gerekirse özellikle milli ara öncesinde Arthur Masuaku'nun bir sakatlığı vardı ama Masuaku da Demokratik Kongo ile beraber o da Afrika Uluslar Kupası eleme mücadelesinde bu milli aradaki dönemde forma giydi ve o da sakatlığını atlattı. Bugün onun da Trabzonspor maçında sahada olmasını bekliyoruz. Biz Beşiktaş'ın muhtemel 11 ile devam edelim bağlantımıza. Siyah beyazların bu akşam karesinde Mert Günok forma giyecek. Dörtlü savunmanın sağ tarafında Valentin Rozier, sol tarafında az önce ifade ettiğim gibi Demokratik Kongolu ismi Beşiktaş'ın Arthur Masuaku. Stoperlerde ise bugün Amarty'nin de yokluğunda Beşiktaş'ta kaptan Necip'le beraber Omar Colley ikilisinin sahada olmasını bekliyoruz. Orta alanda Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezondan bu yana en istikrarlı 3 ismi belki de Amir Hadzame Tobi, Salih Uçan ve Jetson Fernandez ki Jetson Fernandez'in de milli arada sözleşmesi uzatılmış ve maaşında da Beşiktaş Portekizli Yıldız'ın iyileştirmeye gitmişti. Hücumunsa sağ tarafında Kosovalı Milot Rashica, sol tarafında Jackson Muleka ve en uçta ise yine az önce ifade ettim hafta boyunca en çok merak edilen konuydu Vensen Abubakar'ın durumu. Bugün Trabzonspor'a karşı Kamerunlu oyuncunun da sahada olmasını ve maça 11'de başlamasını bekliyoruz. Beşiktaş 24 resmi maçtır kaybetmiyor Demet. Bu sezonsa oynadığı 9 resmi karşılaşmada 8 galibiyeti ve 1 beraberliği var. Siyah beyazlar Trabzon'a oldukça moralli geldi ve bugün bu zorlu deplasmandan da Beşiktaş 3 puanla ayrılarak Süper Lig'de zirve yarışındaki iddiasını korumayı ve ligin İlk derbisinden de siyah beyazlar iyi bir sonuçla ayrılarak taraftarına 3 puan armağan etmeyi hedefliyorlar. Bizler gün boyu buradan Trabzon'dan Beşiktaş'a dair tüm yansıyanları Aspor ekranlarında aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik tekrardan size bırakalım. Demet Gedik,